Fethiye'nin 5 yıllık stratejik planının hazırlanması amacıyla Fethiye Belediyesi ve Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde yapılan Anlat Fethiye konulu çalıştaya Fethiye'deki oda başkanları, STK başkan ve üyeleriyle siyasi parti başkanları ve temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Yerel İzleme Araştırma Derneği kurucularından İkbal Polat ve Evren Barış Yavuz'un konuşmacı olarak katıldığı Benim Kentim, Benim Geleceğim konulu stratejik planda dış paydaş çalıştayında Fethiye olarak neredeyiz, nereye ulaşmak istiyoruz, ulaşmak istediğimiz yere nasıl gideriz ve başarıyı nasıl sürdürebiliriz konularında atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Fethiye Belediye Meclis Üyesi Melek Gözde Gürsoy Hoşafçı kısa bir konuşma yaparak çalıştayın amacı ve hedefi konusunda bilgi aktardı. Evet, bizim bildiğimiz üzere bütün belediyeler yerel seçimlerin akabinden 6 ay içerisinde stratejik planı hazırlamakta mükellefler. Bizim burada tercihimiz mükellef olduğumuz için değil, iç paydaşlarımız kadar yani belediye personelimiz ve seçilmiş belediye meclis üyelerimiz kadar yani yönetim ayağında olan mekanizmalar kadar ki bence daha da elden dış paydaşlarımız çok önemli. STK'larımız, hemşehrilerimiz, oda yöneticilerimiz bunların içerisinde. Bugün burada hem Fethiye Belediyesi hem de Fethiye Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde Yerel İzleme Araştırma Derneği'nden de iki tane konuşmamızın İkbal Hanım ve Barış Bey'in de katılımıyla bir stratejik planı hep birlikte nasıl ortaklaşarak hazırlayabiliriz temasıyla bir çalışma düzenlemeye çalışacağız. Daha sonra Yerel İzleme Araştırma Derneği kurucularından İkbal Polat, Fethiye için hazırlanması gereken 5 yıllık stratejik planın önemi ve çalıştayın çalışma prensibi hakkında bilgiler verdi. Neden stratejik plan önemli? Niye girdiğine ilişkin hani çok kısa uzun uzun teorik böyle anlatmayacağız. Daha çok pratik atölyelerimizde birlikte çalışma yürüteceğiz bugün. Çok kısaca değinirsek günlük işleyişten kurtularak daha geleceğe bakışı kazanabilmek ve özellikle hani üzerinde konuştuğumuz alan için konuşursak belediyeler açısından işte günlük daha çok yaptığı işler nelerdir günlük belediyelerimizin işte kaldırım tamirlerler, asfalt yamarlar, ağaç budarlar gibi böyle gündelik işler vardır, çöp toplama gibi hani bunlarla geçer ama tüm bunlar günlük koşturmacanın içerisinde geleceğe bakmak ve kentin değişimini ve dönüşümünü hesaplamak, planlamak ve o değişim dönüşümü yönetmek yani o toplumsal yapının, kentsel yapının, çevresel faktörlerin geleceğine dair bir planlama ve yönetim süreçlerini yapmıyorlardı 2005'e kadar. Toplantıda katılımcıların soruları da cevaplandırıldı.